Hatta onunla ilgili de bir grafimiz mi olması lazım? Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle alakalı. Evet. Bakın, bunu da çok enteresan. Efendim. Bu ne demek? Şimdi bu Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu. Yani net rezerv demek. Şimdi Sayın Erdoğan diyor ki, biz diyor Merkez Bankası'nın rezervini arttırdık diyor. Niye arttı o rezerv? 2 milyar dolar Kore'den swap anlaşması yaptılar. Bir de IMF'den bir tahsisat. 6 milyar doların biraz üstünde küsuratı var. Bir tahsisat aldılar. Ve 8 milyar dolar sadece dışarıdan ilave Merkez Bankası'na brüt rezerv girdi. Ama bunlar aynı zamanda yükümlülük de olduğu için Merkez Bankası'nın net rezervini değiştirmedi. Bakın son rakamları size söyleyeyim. En son bu 3 Eylül'de açıklanan rakamlar. Brüt rezerv 119 milyar. Evet. Çünkü IMF'den para gelince bir de Kore'den para gelince brüt rezerv arttı. Ama net rezerv hala eksi 52.6 milyar dolar. Eksi 52. Bu ne demek efendim? Ne brüt demek? Ne demek? Net ne demek? Brüt Merkez Bankası'nın hesaplarındaki, kasasındaki dövize brüt döviz diyoruz. Tamam. Ama bir de Merkez Bankası'nın borcu var. Kore'den gelen para borç para. Diğer ülkelerden alınan döviz borç Merkez Bankası'nın kendi dövizi değil, borçlandığı bir döviz. Dolayısıyla net ne demek ki biz hep nete bakarız, yıllardır nete bakıyoruz. Elindeki brüt rezervden borçlarını düşeceksiniz Merkez Bankası'nın ki nete bakacaksınız. Aynı şeye benziyor işte, cüzdanınızı çıkartıyorsunuz, şu kadar param var diye gösteriyorsunuz. Şimdi Sayın Erdoğan ne diyor? Cüzdanını açıyor, bak diyor 119 dolarım var diyor. İyi de tam 172 dolar da borcu var. Aynı cüzdandaki kredi kartına 172 milyar dolar borç birikmiş durumda. Dolayısıyla biz net rezervi parandan borcunu düşeceksin ondan sonra anlayacaksın diyoruz. Bakın net rezervleri Türkiye 2002-12'de biz devraldık ne kadarmış? 9 milyar dolarmış değil mi? Artmış. Sonra şuralarda işte buralarda o orta geri 2010. Tuzağı. Evet buralar evet, zirve. 2010-2011. O Türkiye'nin zirve yılları. Yani. Sonra orta gelir tuzağından bahsediyoruz. Dikkat diyoruz orta gelir tuzağı. Oralarda sıkıntılar var. Şurada ben ayrılıyorum. 2015'te ben bakanlıktan ayrılıyorum. Ondan sonra geliyor. Şurada bir şey oluyor bakın. Bakın şurada bu kalp grafiği gibi kabul edin. Şurada bir şeyler oluyor. Ne oluyor orada? Burada ne oluyor? Partili taraflı cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele veriyorlar. Ve Merkez Bankası, kamu bankaları ve hazine arasında yeni bir süreç başlıyor. Bir operasyon başlıyor. Ve çok hızlı bir şekilde döviz kurunu tutup aynı zamanda da faizi belli bir noktada tutmak için döviz kurunu Merkez Bankası'nın dövizini örtülü yöntemlerle hızlı bir şekilde satmaya başlıyorlar. Örtülü yollarla çünkü bunlar açıklanmıyor. Bakın şuraya kadar Merkez Bankası'nın bütün bu süreçte piyasa müdahalesiyle sattığı dövizin toplamı 8 milyar dolar. 8 milyar dolar. Şurada sattığı 130 milyar dolar. Yani 2002'den 2018'e kadar toplam Merkez Bankası'nın sadece 8 milyar dolarlık döviz müdahalesi var. Burada 130 milyar dolarlık müdahale var. Ne kadar zamanda? Ve bu 8 milyar doların tamamı şeffaf. Bugün açın bakın hala Merkez Bankası'nın web sitesine kayıtlıdır. Merkez Bankası hangi gün ne kadar müdahale etmiş? Ama burası karanlık. Bir şey soracağım. Burayla ilgili bir açıklama yok. 130 milyar dolar ne kadar sürede satılmış? Bu 2020 yılının, yok düzeltiyorum, 2019'un başından 2020'nin sonuna kadar. Çünkü biz bu 128 milyar, 130 milyar dolara mesele yapınca ve toplumda da çok olumsuz bir kanaat oluşunca bakın burada durdular. Bizim 130 milyar dolar olarak açıkladığımız rakam toplam 21 aylık sürede. Yani 2019'un başından 2020'nin Eylül sonuna kadar tam net söylemek ifade gerekirse. Bir daha soracağım efendim. Çok özür. Tam anlamak istiyorum. Tamam. Şimdi burada yani 2000 burası ne? 2019'un başı. Ve 2020 arasında siz şundan emin misiniz? 21 ay. Merkez Bankası 130 milyar dolar mı sattı piyasaya? Evet. Verdi. Evet. Bu kadar kısa sürede. Tabii. Bunu açıklamadı hiçbir zaman. Fakat biz hani aynı havuz hesabı dedik ya bu net döviz ne oldu da buraya düştü dedik ya. Bir şey oldu bu dövize. Açıklama da yok. Tamamen örtülü, gizli yapıyorlar bunu. Ve 130 milyar dolar para. Kayıtlarda gözüküyor mu bu? Hayır, satıldı. Sattık diye açıklamıyorlar. Ama Merkez Bankası'na giren döviz, çıkan dövizden biz bunu hesap ettik de ortaya çıkarttık bunu. Ben açıklamadan önce de birkaç tane iktisatçı arkadaş buna değinmişti. Birkaç köşe yazısı çıkmıştı. Fakat biz baktık, inceledik. Ya gerçekten sıkıntı var burada. Ve bunu ilk sizin programda açıklamıştım ben. Kibrit çakıp adeta yaktılar diye hatırlarsanız. Evet, evet. Ve ondan sonra şurada kesmek zorunda kaldılar. Çünkü kamuoyunda çok büyük tepki oluştu. Ama o kadar satılan döviz işte geri gelmiyor. Hala en son Merkez Bankası'nın açıkladığı rakam eksi 52. Yani Merkez Bankası'nın 119 milyar rezerv var ama bunun karşısında çok daha fazla miktarda borcu olduğu için swaplarla, piyasa borçlarıyla bunların hepsini düştüğümüz zaman borcu rakam eksiye iniyor.
Ve bu dönem bakın ne zaman başlıyor biliyor musunuz? 2019 Ocağı'nda başlıyor. 2019 Mart'ındaki yerel seçimlerden önce akılları sıra döviz kurunu hem böyle sakin götürelim hem de Merkez Bankası faizi de belli bir noktada tutalım diye burada bir kendilerine göre cinlik yapmışlar. Yani 2019'un başında başlıyor bu olay. 2019 başı ne demek? Tekrar edelim. 2018'in Haziran'ında partili taraflı Cumhurbaşkanı ve akraba bakan göreve başlıyor. 2018'in Ekim'inde Merkez Bankası ile Hazine arasındaki protokol revize ediliyor. Bu işlemlerin önü açılıyor. Bunların hepsi sonradan ortaya çıktı. Ve 2019'un Ocağı'nda başlıyor. 2020'nin Eylül'üne, Ekim'ine kadar bu satış devam ediyor. Şöyle soracağım efendim. Dolar gidiyor. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervi eksiye düştüğü için net rezervi artık Merkez Bankası'nın dövizi kontrol edebilmeyle alakalı elindeki tek araç şimdi faiz. Ancak faizi yüksek tutarak kuru belli bir noktada tutabiliyor. Anladım şimdi. Yoksa Sayın Erdoğan niye Merkez Bankası'na faiz düşürtmüyor ki? Yani bu yarın hemen söylesin. İndir kardeşim faiz desin. 19 faizi %10'a indirsin Merkez Bankası. Ne olur ertesi gün kur öyle bir sıçrar ki ve o kurdaki artış tekrar enflasyonu öyle bir vurur ki buna da cesaret edemiyor. Efendim ben diyelim ben çıkrıkçılar yokuşta bir esnafım. Evet. Kasayı açtım. Heh. Açtım kasayı. Heh. Oradaki nakit parama baktım. Çek, senet hepsini topladım. 119. 119 milyar dolarım var benim. Tamam mı? Çıkrıkçılar. 119. Evet. Ama bir de borç defterimiz bir var. Bir de yanda borç defter var. Onu da açtım. Evet. Artı, eksi baktım ne çıkıyor? Borç defterinde 172 milyar yazıyor. Bak kasayı açıyorsunuz. Evet. Nakit, çek hepsini senet, topluyorsunuz. Hepsi. 119 milyar ama borç defterinde de 172 milyar var. Topla çıkar eksideyim eksi ben. Eksi 52.6 şu anda. Yani Merkez Bankası'nın durumu bu mu? Merkez Bankası'nın durumu bu. Yani Sayın Erdoğan brüt rezervle övünüyor ama şimdi IMF'den para geldi diye açıkladığını konuşmalarında ben pek duymadım yani. Yani konuşurken diyor ki Merkez Bankası'nın rezervini şuna çıkarttık diyor. İyi de o paranın 6 milyarı IMF'den geldi. Ha, IMF bunu her ülkeye verdi değil mi? Hı hı. Ama hani IMF'den gelen para ne oldu? İstemem yan cebime koy gibi oldu. IMF'e o kadar demediklerini bırakmadılar biliyorsunuz zamanında IMF'e. Tamam IMF'le çalışmak zor bir şeydir biliyoruz. Biz de onların hepsini yaşadık. Türkiye'nin IMF'e olan borcunun son taksidini ben ödedim. En son ödeme tuşuna ben bastım. Ve şükrettik. Hazinede arkadaşlarla beraber dua ettik. İnşallah dedik memleket bir daha bu duruma düşmez diye. Ama sonuçta Sayın Erdoğan IMF'den gelen 6 milyar ve Kore'den gelen, Güney Kore'den gelen 2 milyarla rezervdeki artışı söylüyor. Yani diyor ki bak diyor kasama daha fazla para girdi diyor. Kasa içiyor gösteriyor. Ama bu paraların borç olduğundan bahsetmiyor. Net rezervin şuradaki grafikte görüldüğü gibi eksi 52 milyara düştüğünden hiç bahsetmiyor. Ben kendinden duymadım. Net rezerv açıklamasını hiç duymadım yani. Şimdi ben efendim bir şey söyleyeyim.